Herkese merhaba. Bu hafta yepyeni bir konuyla geldik yine sizlerin karşısına. Ofis kadın parfümlerini işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. İlk ofis kadın parfümümüz. Guerlain Lane TLDP. Ben bu parfümün aşığıyım ya. Çok seviyorum. En sevdiğim Guerlain parfümlerinden bir tanesi. Yani Lane's Up Magic mi bu mu? Bence bu. Bu bir tık daha ağır basıyor bende. Bende de. Bir de Insolence. Insolence daha şey. Yoğun, evet. Yani o tozlu hissiyatı biraz daha yorabiliyor ama bunlar o kadar naif, o kadar zarif, o kadar kibar. Yani tam bir ofiste çalışan kadının parfümü olabilecek bir deliği taşıyor. Aslında içeriğine baktığımızda vanilya, karamel, tonka gibi notalar olmasına rağmen beyaz miskle öyle güzel dengelenmiş ki çok hafif bir tatlılıkla beraber harika bir pudra yorumu sunuyor sizlere. Aslında parfümün taşıdığı DNA Shalimar'a ait. Evet. Shalimar'ın üzerine kurulmuş olan bir parfüm ki zaten daha önceden mesela ilk çıktığında ismi Guerlain Shalimar L'Initial'di. Evet. Sonradan bir ara değişti. Yani kalktı komple. Hiç bulunmuyordu. Evet. Sonra L'Initial adı altında ilk çıktığında mesela Guerlain Shalimar L'Initial olarak çıkmıştı. Ondan sonra değiştirdiler. Evet. Daha doğrusu piyasadan bir kalktı. Gözükmedi hiç. Uzunca bir süre. Sonra L'Initial olarak özel seriye çıktı. Hani bu çok pahalı serisi var ya. Ona çıktı. Orada baktı iş yapmadı. Bu sefer normal seriye çektiler ki bence iyi ki de yaptılar. Ki kadınları bu şekilde nefis bir parfümle gelen buluşturmuş oldu genel olarak. Geri çektikleri zamanda zaten yeni şişeyle tekrar dönüştürdüler. Evet. Yeni şişesi de bu şekilde. Shalimar ismi de kalkmış durumda. Parfüm bir kere kapalı ortam kokusu. Gerçekten kapalı ortamlara çok yakışacak. Özellikle küçük ofislerde bile çok rahat kullanabileceğiniz tarza hoş bir kokuya sahip. Bence yayılımı da genel olarak iyi. Kendini hissettiriyor. Etraftakileri yormadan. Buna çok önemli dikkat ediyoruz. Ofis parfümleri içerisinde seçimlerimizde ağır olmamasına, etraftaki kimseleri yormamasına özenle seçmemize dikkat ediyoruz. Bu parfüm mesela ben şu şekilde sınıflandırıyorum. Tatlı pudralı parfüm diye sınıflandırıyorum. Tatlı pudralı. Hafif tatlı pudralı. Aynen. Ama o tatlılığı o kadar çok şey ki naif bir tatlılığı dozunda. Var ki çok dozunda böyle tam böyle bir kibar bir kadının üzerinden gelebileceğini düşlediğim parfümün adam sana resmini çizmiş. Yani o şekilde söyleyeyim. Çok zarif ve kibar bir kadının kokusu benim için. Hanım hanımcık. Tam böyle bir ofis çalışanı. Evet. O gözle bakıyorum. Yaş skalası olarak nasıl değerlendirebilirsin peki? Bence genç yaşlardan başlayıp artık orta yaşların sonuna kadar kullanılabilecek geniş bir yaş skalasına sahip. Bu tarzı seviyorsanız hanımlar Guerlain L'Initial mutlaka tanışın diyorum. Hem dişilik, hem kibarlık, hem de zariflik tam olarak bu şişenin içinde. Bir diğer ofis parfümümüz ise Chanel No 5 EAO Premier. No 5 serisinde L'Eau ile beraber benim en sevdiğim parfümlerden bir tanesi No 5 EAO Premier. No 5 L'Eau nasıl böyle uçuş bir kokuyken No 5 EAO Premier ise biraz daha ağırlığı olan, zarif ve biraz daha dominant karakter. Lider ruhlu. Evet, lider ruhlu. Biraz böyle karakterinin ağırlığı var yani. Ofis yöneticisi bu. Ofis yöneticisi olur, şef olur. Yani bölüm lideri olabilir. Tam öyle bir yönetici vasıflı birinin kokusu olabileceğini düşünüyorum. Orta yaşlarda itibaren, hatta orta yaş demeyelim de şöyle 30 yaş üstü diyelim. Orta yaş demeyelim. 30 yaş üstü kadınlara çokça yakıştıracağım parfümlerden bir tanesi. Özellikle o temiz sabunsu havanın içerisinde biraz daha dediğim gibi olgunluk var bu kokuda. Şimdi mesela Chanel No 5 deyince insanlar hep aklına o Chanel klasik Chanel No 5 gelebilir. Burada onun altını özellikle çizelim. Farklı. Bu çok modernize edilmiş bir Chanel No 5. Günümüz normalde son derece uygun ve hani o moderniteyi yakalamış olan bir Chanel No 5 aslında. Kesinlikle. Chanel No 5 EAO Premier. DNA'ları aynı olsa bile Chanel No 5'te ayrılan çok fazla kısımları var. Ki bu kısımlar zaten o moderniteyi sağlayan taraflar. Chanel No 5'te bir ofis yöneticisinin taşıyabileceği bir parfüm olarak görüyorum ben. Bu parfümü bize en fazla nerede söylemişlerdi hatırlıyor musun? Nerede söylemişlerdi? İçindeki yılan notasını falan filan hani gösterip hani orada öğretmişler Chanel No 5'i yılan notası kullanıyor diye. Evet. İçinde yılan notasının yine ön plana çıktığı bir parfüm. O zaten bir kremsilik sağlıyor. Ama diğer işte o zaten klasik Chanel No 5'in o aldehitleri, sabunsuluğu, o patlayıcılığı falan. Ama dediğin gibi bence müthiş bir ofis yöneticisi parfüm mü? Daha temiz, daha duru klasik No 5'e göre bence. O yüzden genel beğenisi bu anlamda Chanel No 5'e göre daha fazla olduğunu ve düşünüyorum. Chanel No 5 mesela çok köşeli bir parfüm aslında. Evet. Hani o
şey yapan patlayan tarafları çok fazla var. Bu daha köşesiz gidiyor. Evet, daha yumuşak. Kremsiz, daha yumuşak gidiyor. O yüzden genel beğeniye çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kimseyi yormadan rahatça kullanabileceğiniz harika bir Chanel No. 5 parfümü diyorum. Chanel No. 5 EAO Premier. Tam bir ofis parfümü. Bir diğer ofis parfümümüz ise Dior J'adore EDP. Şimdi Dior'dan zaten buraya bir parfüm almasak olmazdı. Evet. Ama Dior'dan bir parfüm alacağımız zaman da ilk aklımıza gelen ne oluyor? Dior J'adore. Evet. Tam bir kadın kokusu diyorum. Evet. Yani hani kokladığın anda klasik bir kadın canlanıyor gözümde. Ya bu kadın nasıl bir kadın biliyor musun? Bak bunu her kokladığında ben aynı şey alıyorum. Bunda sabunsu bir hissiyat var. Evet var. Hı-hı. Bu koku bana senin hani saçlarını yıkadıktan sonraki o kurularken gelen koku olarak algılıyorum ben. Şampuanımsı bir kokusu var ama o kadar temiz, o kadar rafine, o kadar güzel ve berrak ki. Aa şaşırdım bak. Evet. Bunu ben benzetmene. Ben yani dediğin gibi çok o sabun temizlik hissiyatı veren kokulara kendi yani J'adore'un kokusunu çok fazla benzetiyorum. Yani benim hiç, için bu şekilde bir evet, parfüm. Evet senin bu şekilde benzetmeni şu an şaşırdım. Hı-hı. Açıkçası bana göre biraz daha evet sabunsuluk var ama daha böyle çiçeklerin ön planda olduğu bir koku olarak geliyor. Hı-hı. Hafif böyle sabunsuluk temizliğin yanında biraz da pudramsılığı mesela hissediyorum alttan alta. Ama böyle her kokladığımda böyle genç ve orta yaşa hitap eden klasik bir kadın kokusu canlanıyor gözümde. Yani böyle gözün kapalı ne seçeceğim diye düşünmeden hemen böyle dolabında bir tane J'adore varsa al sık ve çık. Evet. Yalnız fark ediyor musun? Kokunu parfüm kokusuna benzettim senin kokunu. Seni o kadar özdeşleştiriyorum ki parfüm ay yerine. Teşekkür ediyorum. Benim için senin kendi kokun bile benim için bir parfümdür aslında. Teşekkür ederim. Bu bütün erkekler için aynı şekildedir bence. Evet. Her erkeğin eşinin kokusu bir parfümdür kesinlikle aslında. Kesinlikle. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Evet efendim. J'adore temizlik ve çiçeklerin ön planda olduğu saflık, duruluğun yanında biraz da feminenliğin katıldığı bir parfüm benim için. Ofis ortamına çokça yakışacak, kapalı ortamlara çok rahat uyum sağlayacak bir parfüm. Kimseyi rahatsız etmeden rahatlıkla kullanabileceğiniz ve ortamda kokunuzla iz bırakabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Bir diğer ofis parfümümüz ise Lancôme Idol. Idol deyince benim aklıma ilk gelen şey temizlik. Tertemiz bir gül yorumu. Hafif de mesela bir tatlılığı var yine içinde. Çok meyvelerden gelen tatlılık. Meyvelerden gelen bir tatlılık evet. Var aynen. Zaten şimdi şeye bakıyorum. Şu anda anlatacağımız parfümlerin hepsine bakıyorum. Kadın parfümlerin hepsi 4 mevsimlik ya. Evet. Yani öyle hani çok bu parfümleri ağır... aynı zamanda 4 mevsim çok rahat kullanabilirsiniz. Hani sadece ofis parfümü olarak evet anlatabiliriz ama 4 mevsimlik bir parfüm serisi yapacak olsak yine biz bunları koyacağızdır büyük ihtimalle. Evet. Genel beğeniye uygun bir seri yapsak yine aynı şekilde bunları koyacağız. İşte yani bu parfümler aslında hani ofis parfümü dediğimiz zaman işin içerisine genel beğeni giriyor, 4 mevsim uygunluk giriyor, kapalı ortamda kullanılması giriyor. Küçükler alanlarda gerekiyor. Kullanmaya uygun parfümler. Yani Idol de mesela son zamanlarda çıkan bence en başarılı kadın parfümlerinden bir tanesi. Ki Lancôme grubu, daha doğrusu L'Oréal grubu, üst çatı grup L'Oréal grubu. L'Oréal grubu mesela bunu çok iyi yapıyor. Biraz sonra işte geçeceğimiz parfümlerden bir tanesi yine L'Oréal grubuna ait olacak. Ama L'Oréal grubu dediğin gibi bu kadın parfüm işini çok iyi beceriyor, çok iyi yapıyor. Lancôme zaten lokomotif markalarından bir tanesi. Lancôme deyince aklımıza işte La Nutrezor serisi, işte Idol serisi. Ya bunların hepsini mesela aklımıza getirebiliyoruz. La Vie Belle serisi. Zaten yani çığır açmış olan bir parfüm. Niye? Çünkü hani o gurmant notaları, tatlılığı içinde barındıran oldukça enerjik bir kadın parfüm olarak bahsediyoruz ondan da. Ama Lancôme Idol baktığımız zaman bir ofis kadınının tam bir iş kadını parfümü. Evet, tam bir iş kadını parfümü. Tertemiz, çiçekselik var. Evet. Hafif meyvelerden gelen bir tatlımsılık da hakim. Sizi canlı tutuyor aslında. Ya şık giyinmeyi seven ve giyinmeyi bilen bir kadının parfümü. Evet. Bu. Aynı zamanda böyle işte o temizlik hissiyatını böyle karşı tarafa olumlu ve pozitif yönde geçiren bence bir hissiyatı var. Ya yani ben mesela buna genç ve enerjik bir parfüm olarak da sınıflandırabilirim. Çünkü daha çok mesela genç yaş skalasında ben daha fazla yakıştırıyorum. Yani genç yaş dediğim hani 40 yaş altı. Ben artık öğrendim bu işi değil mi? Biraz. 50 yaş altı gençlere falan diye. Ya. Kadınları yakalamasını bileceksin. Bak. Ya insan tabii ki de hissettiği yaştadır o ayrı. Ama yani 30'lu yaşları da sen geçen orta yaş dedin. 30'lu yaşlar orta yaş değil evet, yani. Evet artık 50 yaş altına direkt genç yaş diyorum. Öyle. Yani. Çıtır diyorum.
Kadınlar için öyle, erkekler için ne dersen de. Tamam. Anlaştık. Bu da o şekilde. Evet hanımlar, kapalı ortamlarda çalışıyorsunuz. Dar, küçük ofislerde çalışıyorsunuz. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorsunuz kokunuzla. Ve gün boyu size hem temizlik hem de enerji versin istiyorsanız Lancome Idol tam olarak sizin tarzınıza göre bir parfüm. Başka parfüm aramanıza gerek yok. Lancome Idol fazlasıyla bu isteğinizi karşılayacaktır diyorum. Bir diğer ofis parfümümüz ise YSL Libre. Kadınlar zaten YSL'yi duyunca artık Libre'yi yapıştır hale geldi. Gerçekten kadınlar tarafından çok tutuldu, çok sevildi ve tutulmasının sebebi kesinlikle boş değil. Kadınların ne tarz koku sevdiğini Yves Saint Laurent biliyor. Yves Saint Laurent biliyor. İşte biraz önce bahsettiğim L'Oréal grubu artık bu işi çözmüş. Biliyor. Bu işi kitabını yazmış adamlar. Evet. Yani Yves Saint Laurent Libre. Evet. Nasıl okunuyordu Fransızca? Libre. 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 Yine telaffuzumuzda takılacaklar. Olacaktı. Hayır. Çok özür diliyoruz. Yani bizim dilimiz döndüğü kadar biz aktarmaya çalışıyoruz parfümleri. Bundan dolayı da kusura bakmayın lütfen. Bu konuda da eleştiri yapmayın bize lütfen. Elimizden geldiği kadar söylemeye çalışıyoruz ama o dili konuşanlar kadar iyi telaffuz edemiyoruz. Biz bazen parfümü... yanlış da telaffuz edebiliyoruz. Bunun için de tekrar özür diliyorum. Ama biz parfüm anlatmaya çalışıyoruz. Biz ismine çok takılmıyoruz. İnanın bir mağazaya gittiğinizde bile bunu hem onu satan arkadaşlardan tutun. Onu Türkiye'ye getiren distribütöründen tutun. Yani herkes farklı söylüyor olabiliyor. Fakat önemli olan parfümü doğru aktarabilmek. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz burada. Şey oluyor zaten. Hani şimdi müşteriye karşı başka konuşuluyor. Tamam arka planda Libre versene bir tane falan. Orada Libre demeye çalışıyor. Ama arkada da bir tane Libre ver diyor. Yani. Anladın mı? Evet, evet. Hani mesele bu oluyor. Biz de parfümün evet ismini yanlış telaffuz edelim. Anladın mı? Bizim en büyük yanlışımız bu olsun ama biz burada izleyicilerimize doğru yönlendirelim. Doğru bilgileri verelim. Bu bizim için daha önemli. Biz buna kıymet veriyoruz. Evet. Ben önemli olan benim için budur. Mesela şey de var. Hani nişanede mesela işte Mert'le Murat'la bir araya geldiğimiz zaman mesela şeyler Amerikalılar falan nişeyin diyor. Nişeyin diyorlar. Evet. İşte başka nişan diyor. Nişanlayan var. Nişane aslında ama adamlar buna takılmıyor. Veya bir ani parfüm vardı ya. Ani. Evet. Hani hangi anlama geliyor? Ne anlama geliyorsa o anlama geliyor. Yani o şekilde şey yapıyorlar. Hani ama dediğin gibi burada biz şimdi parfümümüze dönecek olursak eğer buraya dönelim. Libre lavantanın aslında ön planda olduğu fakat lavantanın normalde ne olarak kullanılır? Daha çok erkek parfümlerinde kullanılır. Maskülen. Bunda mesela çok hafiften bir maskülenlik vermiş ama bu o kadar fazla yakışmış ki parfüme. Onu bence işte iş kadını parfüm yapıyor. Evet iş kadını parfüm yapıyor. Bu çok net yani. Evet. Bu böyle her sabah işine giderken hazırlandıktan sonra gömleğini, eteğini, pantolonunu, işte ceketini neyse nasıl bir giyim tarzına sahipse biraz da şık olacak bu kadın. Etek gömlek parfümü olur. Evet, net. Yani böyle biraz klasik giyimi ya da bu topuklu isteyen bir parfüm. Bir topuk tüketisi istiyor. Evet, topuk seviyor bence bu parfüm. Böyle giyindikten sonra aynaya baktığı anda sıktığı son dokunuş. Evet. Libre tam olarak böyle bir parfüm. Benim için bu kadın nasıl bir kadın biliyor musun? Gerçekten hani bir ofise girdiği zaman işte atıyorum mesela Fatma Hanım geldi, Ayşe Hanım geldi, Buse Hanım geldi. Artık aklıma gelen isimleri söylemeye çalışayım. Yani o şekilde geldiğini belli edecek olan parfümlerin başında geliyor ki ben bu parfümü en fazla nerede vurulmuştum biliyor musun? Bir gün anneni almaya gitmiştim. Evet. Annem bir gençtir benim bu 60 küsur yaşında. Genç orta yaş skalasına giriyor artık. Ya o kadar güzel kokuyordu ki. Hı. Anne dedim sen dedim hangi parfümü sıktın? Bilmiyorum dedi. Duygu bir bana bir parfüm verdi ama dedi üstünde böyle dedi metal dedi bir şey var dedi. Köşesini anlatmaya çalışıyor. Bilmiyor espri de. Anlatmaya çalışıyor. Ver dedim bakayım bana şu şeyi baktım Libre. Dedim tamam. Ama o gün ben gerçekten o kokunun bu kadar güzel bir aura yayacağını hiç düşünmedim. Ya bütün gün koktu kadın ya. Maşallah var parfümün. Annemin de maşallah var. Var. Gerçekten ama hani bence yaş skalası olarak da çok geniş bir yaş skalasına sahip. Hem genç yaşa çok rahatlıkla uyum sağlıyor, orta yaşa bence işte 50 yaş üstüne de çok rahat uyum sağlıyor. O taşımakla alakalı bir durum. Evet. Onu kendine yakıştırıyorsan ve taşıyabiliyorsan, giyiminle de uyuşturabiliyorsan bence harika bir uyum sağlıyor. Ben Libre'yi dediğim gibi koku iz bırakmada aklıma ilk gelen parfümlerden bir tanesi. Gerçekten iz bırakıyor. Geçtiği yerde bu parfüm de çok iz bırakıyor. Dediğim gibi bu parfümü kim kullanırsa, onunla beraber bütünleşirse işte Fatma Hanım geldi, Hulusi Hanım geldi gibi cümleler kullanılabilir hakkınızda. Bu çok normal. Libre tam olarak böyle bir parfüm.
İçindeki lavantanın dozajından dolayı da bir tık maskülenlik var. Fakat bu asla maskülen bir parfüme kayan değil. İnadına aslında dişi bir parfüm. Evet. Topuk tıkırtısı isteyen bir parfüm. Şık bir kadının parfümü olabilir. Libre tam olarak böyle bir parfüm. Eğer bu tarzı seviyorsanız iş hayatınızda onunla bir kere tanışmanız gerekiyor. Bir diğer ofis parfümümüz ise Paco Rabanne markasına ait Olympia. Olympia'yı ben farklı bir tarz olarak buluyorum. Yani bazı kadınlar çok seviyor, bazı kadınlar hiç sevmiyor, onu rahatsız ediyor. Ama genelde karşılaştığım ise tatlı kokulardan hoşlanmayan, atıyorum pudramsı kokulardan da hoşlanmayan bir kadın kitlesi var. Evet. İşte o kitle buna bayılıyor. Buna bayılıyor. Ben öyle bir parfüm aslında tatlı tuzlu dengesine oturmuş olan bir parfüm. Vanilya ile evet, tuzu var yani. Evet, ne alaka dediğimiz bir. Ama bunu mesela gıda sektöründe de mesela mutfakta çok rastlamıyoruz aslında. Hani mesela mutlaka tuzlu yemin için az bir şey şeker katılır ki o onu dengelesin. İşte daha farklı bir lezzet versin diye bu parfümde de aslında bu yapılmaya çalışılmış. Vanilya ile tuz mesela birlikteliği gerçekten farklı bir aura katmış. Bu parfümün mesela açmış olduğu aslında bir yol da var. Evet, çok farklı yani. Vanilya ile tuz birleşimi. Kilian Rolling in Love mesela. Bu parfümün aslında birçok noktasını yakalayan seansları var mesela orada. Hani ona baktığımız zaman DNA olarak birbirlerine aslında oldukça eşdeğerler. Paco Rabanne bence bu konuda gerçekten parfüm sektörüne bir yenilik getirmiş, bir soluk getirmiş markalardan bir tanesi. Olympia'da bu parfümlerin başında geliyor. Ben Paco Rabanne markasının parfümlerini genel olarak beğeniyorum. Çünkü modern parfümler yaratıyor sürekli. Farklı. Hani şey değil. Erkek parfümlerinde de aynı, kadın parfümlerinde de aynı. Evet. Yani farklı ve genel olarak hiçbir şeye benzemeyen unique parfümler yapıyor. Bu anlamda başarılı bir marka olarak görüyorum. Yine ofis parfümleri arasında değerlendirdiğim bir parfüm. Yine hani o boğmayan, yormayan, sıkmayan ve etrafa da güzel bir aura veren parfümlerden bir tanesi. Esintiyle beraber çok güzel. Ortamda kendini hissettiren parfümlerden bir tanesi. Buna katılıyorum. Tam bir kapalı ortam kokusu. Kimseyi rahatsız etmeden. Kullanıcısını da hoş koku getiren parfümlerden bir tanesi. Bu tarz parfümlerden hoşlanmıyorsanız, tatlı parfümler bana göre değil, pudramsılar bana ağır geliyor, ben hoşlanmıyorum diyorsanız Paco Rabanne Olympia tam olarak size uygun bir parfüm olabilir. Vanilya tuz dengesinde çok dengeli bir ofis parfümü. Bir diğer ofis parfümümüz ise Narciso Rodriguez markasına ait For Her EDT. Kadınların EDT mi, EDP mi diye sürekli tartıştığı parfümlerden bir tanesi. Biz EDT'sini aldık. EDT. Bence yayılım olarak ve parlaklık olarak bir tık daha önde. Bence de. Ben mesela EDT versiyonu daha fazla beğendim. O da EDT parfümüne göre. Bu farklılığı tını olarak var ama. Bir farklılık evet, var. Çok ufak daha bir farklılık var ama bence EDT mesela daha parlak bir şey var ve kalıcılık fark edildiği bence yayılımı daha iyi EDT parfümüne yayılımı göre. Daha iyi diyorsun. Evet. Ve 4 mevsime daha uygun. Kadınlar tarafından zaten çokça sevilen, çokça tutulan bir parfümden bahsediyoruz. Fakat koku tarzıyla da kapalı ortamlara çok yakışacak, ofis kullanımına çok yakışacak parfümlerden bir tanesi Rodriguez EDT. Narciso Rodriguez'in zaten genel olarak bazını yapan kim? Francis Kürtçüyan. Yani bu parfümde zaten tasarımcısı yine kendisi. Yani Francis Kürtçüyan olsun, işte Quentin Bish olsun, yani bu gibi adamlar gerçekten bir markanın temel taşlarını oluşturabilecek potansiyele sahipler. Ki Francis Kürtçüyan zaten Narciso Rodriguez'in biraz önce bahsettiğim o bazını yapan kişi. Zaten Narciso Rodriguez parfümlerine bak, hep aynı baz üzerine kurulmuş farklı tonlardaki parfümler aslında. Baz olarak evet, aynı. Baz olarak hepsi aynı. Gül ve misk birlikteliğinin en güzel, en çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Narciso Rodriguez'in bütün parfümleri bence benim için ofis parfümlerine uygundur. Evet. Yani hani ofis hepsi, dışında kullanacak olan bir hepsi uygun. Evet. Yani tüm çeşitleri aslında uygun. Fakat biz burada bir tanesini seçmek istediğimizde elimiz ikimizin de Narciso For Her EDT'ye gitti. Genç yaşa da uygun, orta yaşa da uygun, kendini genç hissedenlere de uygun. Çok risksiz bir parfüm olarak görüyorum ben bu parfümü. Kimseyi yormadan, rahatsız etmeden, ortamda dediğim gibi her zaman hoş bir imza bırakabildiğiniz tarzı. Mis gibi tertemiz. Risk almak istemeyen kadınların ofis parfümü. Bu markayı seviyorsanız Narciso Rodriguez For Her EDT tam bir ofis eşlikçiniz olacaktır. Bir diğer ofis kadın parfümümüz ise Shiseido markasına ait Zenwoman. Yine ofis parfümü denince benim aklıma ilk gelen parfümlerden bir tanesi. Ben sana daha vurucu bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Benim için erkekler için Aventus neyse kadınlar için Shiseido Zen odur.
O kadar. O kadar. Benim için kadınların avantusudur. Gerçekten. O kadar söylüyorum. Bana hep beş şişesi gibi parlak bir kokuyu canlandırıyor. Yani hep öyle bir kokuyu hayal ettiriyor. Gerçekten de öyle şişesi gibi böyle capcanlı, parlak, nefis. Yani ahenkli bir parfüm yani. Ahengi var yani bu parfümün. Evet. Hani böyle basit bir parfüm kesinlikle değil. Aslında tam bir kadın. Evet. Günlük kullanıma da çok uygun olarak gördüğüm parfümlerden bir tanesi. Aslında baktığın zaman mesela meyve notalarının ön planda olduğu bir parfüm ki bu zaten meyve notalarından dolayı aslında dumansılık hissiyatı da mesela çok yüksek olan bir parfüm. Hani o parlaklık, hani o zen aslında hani o zenden kısıt mesela burada Arapçadan eğer esinlendiyse zen Arapçada mesela kadın demek anlamına geliyor. Ama hani bazı yerlerde işte parlaklık, şeylik falan hani o anlamlara da getirilebiliyor. Dediğim gibi burada büyük ihtimalle buradaki kullanılmak istenen şey de zen. Kadın anlamına gelen bence zen olarak kullanılmış. Bu kadın bir gerçekten parlaklığıyla ön plana çıkan, ben buradayım diyen ve gerçekten lüks ve kaliteli kokan bir kadının parfümü. Evet evet. Çok net yani. Kesinlikle kasılıyorum. Parlıyor ya, parlıyor yani. Sıkan kişi de bence ortamda parlıyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Günlük kullanımı çok yakıştırdığım parfümlerden bir tanesi. Yani bunu bir yere mi gideceksin? Sık çık. Ofise mi gideceksin? Sık çık. İş görüşmesine sık çık. Yani herhangi bir ortama mı gireceksin? Bilmediğin bir ortama mı giriyorsun? Risk almak istemiyor musun kokunla? Sık çık. Ben bir şey daha ekleyeceğim. Bu bak, öyle bir koku. Ben bu parfümle neredeyse çok yükseğim. Evet sen anlayamıyorum. Çok parlaksın. Ben, benim için gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümleri arasında yer alıyor. Bak çok iyi. Sen, gerçekten ben çok seviyorum. Çok başarılı görüyorlar. Evet, benim bizim farklı bir kadın parfüm bir defa. Her şeyden önce hiçbir şeye benzemiyor. Yani o diğer hani anlatıyoruz mesela sürekli hep işte meyveli çiçeksi. Bu meyveli çiçeksi. Tamam bunda da okeyim. Onda da bir sorun yok. Ama bu o kadar farklı bir yerden girmiş ki beni yakalıyor. Anlatabiliyor muyum? Ben kompozisyon üzerinden... Altın'ın sevdiği kadın parfümlerinden bir tanesi. Kompozisyon ve koku üzerinden ben net 10 puan veriyorum mesela parfüm. Puan verecek olsam 10 puan vereceğim yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Söyledin zaten. 10 puanlık bir ofis kadın parfümü diyelim o zaman. Şöyle bir şey yapalım yani bir gün. Ne yapalım? Mesela kadınlar... Mesela erkeklerin bir kadın üzerindeki beğendiği en iyi 10 parfüm diyelim mesela. Yapalım. İşte tam tersini yapalım. İşte bir kadının erkekler üzerinde beğendiği 10 parfüm diye mesela böyle söyle yapalım. Tamam. Ama bunun için biraz beğeni alalım. O zaman işte ben de bu şekilde Shadow Zen gibi kadın parfümlerini... Keşfedilmemiş kadın da parfümlerini altın tarafından yayınlayacağız. Ya keşfedilmemiş olduğunu düşünmüyorum ben. Ya evet biliniyor ama mesela bence bu parfümü göz biraz daha göz ardı ediyoruz. Evet yani belki basit gibi görüyoruz ama öyle değil yani... Bu tarz parfümler de var. İşte markasına ya da fiyatına göre bizim ön yargıyla yaklaştığımız, yok ya bu çok iyi bir parfüm değildir deyip aslında arka planda çok daha güzelliklerle karşılaştığımız markaların çokça parfümleri var. Size onları anlatmaktan keyif duyacağınızı tekrar iletiyorum. Shiseido Zen, kadınların her ortamda rahatlıkla kullanabileceği, sadece ofis ortamında değil, her ortamda günlük rahatça tercih edebildiğiniz parfümlerden bir tanesi. Her ortama yakıştığı gibi kullanıcısında, her ortamda parlatmaya hazır. Bir diğer ofis parfümümüz ise Gucci Guilty markasına ait Parfum Intense. Bir kadının diğer bir kadın üzerinde kokladığı zaman en fazla etkilendiği parfüm. Böyle bir şey var. Evet. Yani ben çünkü hangi kadına mesela sorarsam sorayım hepsi Gucci Guilty Parfum Intense mesela bana çokça söylediler. Ya yani böyle bu şekilde ve ofis çalışanları bunu söyleyenler. Hani ofis çalışanları arasında aslında oldukça popüler olduğunu düşündüğüm bir parfüm. Veya benim çevremdekilerden dolayı bu şekilde düşünüyorum bilmiyorum ama gerçekten de bir kadının üzerinde ofis çalışanı üzerinde duyduğun zaman mesela en fazla keyif alacağın parfümlerden bir tanesi. Hem şık hem kaliteli hem de elegant bir hissiyatı var. Yani parfümün. Diğerlerine göre biraz daha dolgu bir evet, parfüm. Evet evet. Daha intense zaten. Yani daha yoğun dediğimiz hani internet olayı da zaten buradan geliyor tam olarak. Gerçekten evet, o internet hakkının adını veriyor. Adının hakkını veriyor evet, diyelim. Evet. Gerçekten. Biraz meyvelerden yine tatlılık daha hakim. Erik falan. Evet erik var ama liçi mesela o tam tatlılık kırıyor. Liçi çünkü hani bildiğin gibi biraz daha ekşilik veren bir meyve. Bundaki mesela o odunsu tavana yerleştirilmiş olan meyvelerin tatlılığını o kadar güzel dengeleyip kırmış ki o kalite hissiyatı zaten o liçinin dengelemesinden geliyor. Yani harman bakımından, kompozisyon bakımından aslında dolu dolu olan bir parfüm.
Ve gerçekten de çok rafine işlenmiş olan bir parfüm. Evet, bence kadınlar tarafından da çok bilinmediğini düşünüyorum. Yine göz ardı edildi. Ya kadınlar tutucu, her zaman bunu söylüyorum. Yani kadın bir parfümü sevdiği zaman bir daha sürekli o parfümü kullanıyor. Ancak başka birisinin üzerinde duyduğu zaman mesela bu parfüm neymiş, çok güzelmiş, ben bunu alayım diyor. Denemeye yoksa geçiyor. Kadınlar mesela çoğunlukla kendi kendine parfüm deneyip hani ben bunu deneyeyim, bunu alayım, parfüm değiştireyim diyen şeyler çok az. Yani erkeklerde mesela bu daha fazladır. Evet. Ama kadınlar ancak birisinden etkilenip mesela bunu şey yapabiliyor. Deneyimleyebiliyor. Ama Gucci Gucci Parfum Intense için ben buradan size bir infüz yapayım kadınlar. Bence mutlaka denemeniz gereken. Başkasına duymadan bunu deneyin diyor. Deneyin. Aynen. Bir diğer ofis parfümümüz ise Chloe Nomad parfümü. Kadınlar tarafından yine Chloe markasında çokça sevilen parfümlerden bir tanesi. Evet. Bu parfüm ne oldu biliyor musun? Bu parfüm aslında başka bir parfümün sonu oldu. Hangi parfümün sonu oldu? Hangi parfüm? Chloe Love. Evet. Chloe Love. Ama o daha önce kalkmadı mı? Hayır. Bu çıktıktan sonra kalktı. İşte bunu çıkarttılar, yani, direkt onu kaldırdılar. Yani kalkması sebebi mi bu sence? Tamam. Yani markalar çünkü bu şekilde yapabiliyor. Onun da zaten sebebi biraz şey, yer sıkıntısı olduğundan dolayı. Şimdi her markanın mesela kendi butiği yok. Bunlar daha çok mesela kendi butiklerinin dışında bu büyük satış. İşte hani işte Sephora'dır, işte yurt dışında Douglas'lar falan filan var mesela. Onlar mesela yer kiralayıp koyan markalar aslında. Senin de oraya koyabileceğin standının yeri belli, şeyi belli. O yüzden bir şey koyarken diğerlerini kaldırman gerekiyor. Aslında mesela bazı parfümlerin kalkması da tamamen bu yüzden. Yer sıkıntısından dolayı. Bu yüzden kaldırıyorlar ve mesela şeyi dikkatle de yeni çıkan parfümler üzerine çekmeye çalışıyorlar. Yoksa hani biraz önce de bahsettiğim, kadınlar tutucudur. Kadın mesela Chloe Love kullanıyorsa o sürekli Chloe Love kullanıyor. Onun mesela sen bunu göstersen de şey yapmıyor. Ama Chloe Love kalktı, yerine işte Chloe Nomad geldi dediğin zaman kadın artık ona mesela bakmak zorunda kalıyor ve baktığı zaman da o sefer beğeniyor. Chloe Love benim için mesela yani Chloe Love'la Nomad koku tarzı olarak çok yakın değil mi? Hayır, yakın değil. Ama markalar işte bu gözle bakmıyorlar. Marka şu gözle bakıyor. Marka o geldiği zaman bunu üretti, ben bunu satıyorum gözüyle bakıyor ve marka şeyi var, fanatikleri vardır mesela. Hani Chloe markasından dışarı çıkmaz. Gider yine Chloe'den alır. Çünkü Chloe'nin belli bir tarzı vardır, o tarz üzerine gider. Bu da o tarzı taşıyan parfümlerden yine birisi. Meyveli odunsu ve hafiften pudramsı ve yumuşak dokunuşları olan, benim için ipeksi bir parfüm aslında. Kayıp giden, akıp giden bir parfüm. Evet, benim için o şekilde. Ya evet, hani pürüzsüz diyebilirim pürüzsüz, ama çok hani pürüzsüz. İpeksi kısmına bile katılıyor muyum düşündüm şimdi bir dakika. Ama Chloe genel olarak kadın parfümlerinin mesela daha çok temiz yönde yapıyor. Evet. Yani bunda da mesela o temiz yönünü çok net bir şekilde rastlıyorsun. Yer sabunsu olduğu, hatta en başta da belirttiğimiz o Dior J'adore'da mesela benzettim ya, hani şampuan tarzı. Bunun da mesela o hafiften temizlik hissiyatı veren yönü var. Marka zaten yaptığı parfümlerde risk almıyor. Risk almayı sevmiyor. Genel beğeniye çok uygun parfümler yapıyor. Kim yapmış? Adamım yapmış yine. Quentin Bish yapımı. Bence işte o zaman bilinmiyordu bence çok. Evet. Şimdi Allah Allah yürüyor gidiyor her parfümü. Nomad'in tutmasının sebeplerinden bir tanesi de Quentin Bish olabilir. Bu da kesinlikle mesela ofis içerisinde kullanılabilecek temiz sabunsu, yer yer pudramsız dokunuşların olduğu nefis bir kadın parfümü diyorum ben kendisi için. Risk taşımayan, genel beğeniye son derece uygun. Ve bir şeye benzemeyen. Evet, bir şeye benzemeyen. Evet, bu önemli bence. Hani sizin kokunuzu aldıklarında sizin geldiğinizi hissetmesini istiyorsanız birilerinin Nomad tam olarak size göre bir parfüm hanımlar. Bu hafta ofis kadın parfümlerini işledik. Sizin ofise giderken kullandığınız designer parfümler nelerdir? Lütfen yorumlara yazın, bekliyoruz. Bu hafta bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Ha bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.